İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın Birleşmiş Milletler Yerli Hakları Uzmanlar Toplantısında yaptığı konuşma. Nahçıvan Yeras bölümünde silahlı çatışma, Ermeni tarafının bir kaybı var. Avrupa Birliği Azerbaycan üzerindeki baskıyı artırıyor. Cavak'ta bir deprem daha kaydedildi. Artsakh'ı konu alan Rüzgar Sakinleşince filmi 74. Cannes Film Festivali'nde gösterilecek. Batı Ermenistan Ermenilerinin Batı Ermenistan Asamblesi, Batı Ermenistan Parlamentosu. Batı Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere. Sevr Antlaşması'nı imzalayan tüm devletler. Sayın Bayan Başkan, adım Armenek Abrahamyan. 17 Aralık 2004 tarihinde Şuşi'de kurulan Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin başkanı olmaktan onur duyuyorum. Türk-Azeri Silahlı Kuvvetleri'nin Artsakh'ta, Karabağ'da 10 bin yıldan fazla bir süredir atalarının topraklarında barış içinde yaşayan yerli Ermeni nüfusa karşı 27 Eylül 2020 tarihinde başlattığı soykırımsal saldırganlığın gerçeklerini dikkatinize sunmak istiyorum. 1920'de imzalanan Uluslararası Sevr Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde gerçekleşen 10 Ağustos'taki bu savaş, Batı Ermenistan Devleti'nin 19 Ocak 1920'de de facto, 11 Mayıs'ta ise de jure bağımsızlığının tanınması sırasında Artsakh, Karabağ bölgesinin de kapsıyordu ki 6000'den fazla insanın ölümüne yol açtı. Azeri-Türk tandemi kasıtlı olarak yerli nüfusa saldırdı, özellikle fosfor bombaları kullanarak Artsakh'ın doğal çevresini tahrip etti. Bu 44 günlük savaş ve Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni nüfusuna karşı 1894'ten bu yana devam eden ve uluslararası Batı Ermenistan'ın bir parçası olarak kabul edilmiş olan Artsakh'ın da dahil olduğu çeşitli soykırım programları hiçbir şekilde sona ermedi. Batı Ermenistan, Sevr Antlaşması'nı imzalayan diğer ülkeler gibi Türk-Azeri askeri saldırısını ve 1921'de Bolşevik Kemalist Silahlı Kuvvetleri tarafından Batı Ermenistan'ı bölme planını kınadı. AGİT bugün çeşitli taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunsa da Azerbaycan'ın aşağıdakilerde de yansıyan nefret ve cinayet politikasını sürdürdüğü göz önüne alındığında onların davranış şartlarını sorgulamalıyız. Batı Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ve Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkına saygısız muamele ve ihlal. İlham Aliyev'in 12 Nisan soykırım politikasını kutlamak için Savaş Ganimeti Parkı'nın 2021'de açılışı, savaşta öldürülen Ermeni gönüllülerin yüzlerce mihferlerinden, ölü veya hapsedilmiş Ermeni gönüllülerin mum heykellerindeki kaba ve aşağılayıcı görüntü ile Ermeni askeri teçhizatının sergilenmesi, bu askeri parkın gerçekleştirilmesi her şeyden önce bir hatıra yeri olan her iki tarafta da ölenlere saygı ve haysiyetin korunduğu askeri müzenin gerçekleştirilmesinde her şekilde farklıdır. Bu durumda Azerbaycan halkı arasında Ermeni halkına karşı kurumsal ırkçılığı yayma, öldürülen ve tutuklananların ailelerini küçük düşürme arzusundan, bariz bir insan hakları ihlalinden bahsediyoruz. İşkence, Ermeni sivillerin ve sınır muhafızlara işkence edilmesi ve öldürülmesi. Yerli Ermeni nüfusa karşı tekfurcu terör gruplarının kullanılması, savaş esirlerinin veya sivillerin yasa dışı olarak alıkonulması, Artsakh'ta ve Batı Ermenistan'da asırlık mirasın yok edilmesi, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası sözleşmelerin ihlali. Bu bağlamda Yerli Halkların Hakları Özel Raportörü Francis Kallizuay ile Ermeni nüfusuna yönelik katliamları, uluslararası toprakları ihlal edilerek Ermeni topraklarının işgalini ve tazminata ilişkin konuları, ayrıca Batı Ermenistan Devleti meselesini ve onun Birleşmiş Milletler düzeyindeki statüsünü ele almak üzere bir görüşme talep ediyorum. Yerli Ermeni halkına karşı işlenen vahşet, şiddetle kınanmazsa Birleşmiş Milletler ilkelerinin evrenselliği ve medeniyet misyonu baltalanmış olacaktır. Ancak Batı toplumunda yerli bir çocuğun hakları denilince ilk akla gelen onun sağlığı ve eğitimidir. Ancak Ermeni halkı için çocuğun sadece yaşam hakkı değil, aynı zamanda fiziksel dokunulmazlığı da nesnel olarak
ilk sıradadır. Batı Ermenistan'ın Türkiye tarafından toprak işgalinin başlamasından bu yana yerli Ermenilerin çocukları devşirme, yani çocuklar Türkleştirme kurbanı oldular. Aslında onları ailelerinden, yerli milletlerinden koparmak ve Türk askeri birliğini oluşturmak için zorunlu asimilasyon programlarına dahil ederek kendilerinden yapmak alaycı bir öfemizmdir. Soykırımı en üst aşamada yaşayıp kurtulan çocuklara gelince onlara kılıç artıkları deniyor. Sayın Erdoğan'ın 2020'de kullandığı en büyük hakaret. 4 Mayıs'ta selefleri tarafından başlatılan çeşitli soykırım programlarının sürdürülmesini haklı çıkardı. Batı Ermenistan'da soykırımdan kaçan Ermeni halkına hakaret, ırkçılık, suç işleme çağrıları yapılıyor. 4 ay sonra sözden eyleme, başka bir çağın bu suçları tüm dünyanın göz önünde devam ediyor. Artsakh'ta Ermeni nüfusun katledilmesinden 44 gün sonra Türkiye ve Azerbaycan tarafından kiralanan tekfurcu ordular Ermeni ana ocağını işgal ederek yerli nüfusu yok ettiler. Çocuk haklarına ne oldu? Aynı zamanda Birleşmiş Milletler üyesi olan işgal eden devletler tarafından sistematik olarak ihlal edilen uluslararası hukuktan ne bekleyebiliriz? Uluslararası hukuk yerli çocuklara karşı seçici olarak ayrımcı mı? Bayan Başkan, teşekkürler. Armenak Abrahamyan, Lidya Margosyan. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın servisi yaptığı açıklamada Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birimlerinin muharebe mevzilerini ilerletmek için mühendislik ekipmanları kullanarak tahkimat çalışmaları yapmaya çalıştığını bildirdi. Ermeni tarafının söz konusu çalışmaları durdurmaya yönelik karşı eylemlerinin ardından Azeri askerleri Ermeni mevzilerine doğru ateş açtı. Yoğunlaşan çatışmada Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir asker şehit düştü. Azeri tarafından da kayıplar mevcut. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Azerbaycan tarafının sıradaki provokasyonunu şiddetle kınıyor, sert bir yanıtla karşılaşılacağı konusunda uyarıyor. Durumun daha da kötüleşmesinin tüm sorumluluğu Azerbaycan'ın askeri politik liderliğine aittir. Nahçıvan 1920 uluslararası antlaşmaları uyarınca Ermenistan devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Batı Ermenistan, Azerbaycan'ın işgalci politikasını şiddetle kınamakta ve uluslararası kuruluşları Azerbaycan'ın kışkırtıcı politikasına layık bir değerlendirme yapmaya çağırmaktadır. Avrupa Birliği, Kafkasya'daki varlığını genişletmeyi planlıyor. Litvanya, Avusturya ve Romanya Dışişleri Bakanlarının Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan'a yaptığı ziyaretin sonuçları pazartesi günü gerçekleşen Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi oturumuna sunuldu. Avrupa Birliği Komiseri Josep Borrell adına bakanlar, Güney Kafkasya liderlerine Avrupa Birliği'nin bölgedeki ihtilafların çözümünde aktif rol oynama taahhüdünü ilettiler. Azerbaycan yardım beklediği için Avrupa Birliği ile diyaloğunda çok daha yumuşak. 3 Transkafkasya ülkesi bir dizi mali, teknik ve danışmanlık yardımı sağlayan Avrupa Birliği'nin Doğu Ortaklığı'nın üyeleridir. Azerbaycan 44 günlük savaştan sonra uğradığı büyük hasarı onarmak için her zaman dış yardıma ihtiyaç duyacaktır. Son gelişmelere bakıldığında Avrupa Birliği'nin etkisini artırdığı ve baskı araçlarını kullandığı görülüyor. Minsk grubu eş başkanlarının Şuşi'ye yapılacak diplomatik ziyareti boykot etmeleri bir baskı aracı olarak kullanıldı. Yakın gelecekte Azerbaycan'a havuç ve sopa politikasının uygulanmasının beklenen sonuçları vermesi ve müzakerelerin olmaması ihtilafı derinleştireceğinden Azerbaycan'ın siyasi müzakere masasına dönmesi bekleniyor. Bu nedenle Azerbaycan bölgede bir ilerleme bekliyorsa yıkıcı duruşundan vazgeçmeli ve durumu makul bir şekilde değerlendirmelidir. Cavahkın Ahalkalak'ta saat 11 sularında şiddetli sarsıntı hissedildi. Yüksek binalar sallandı, hatta bazı sakinler dışarı çıkmaya korktu. Ulusal Sismik Merkez'den yapılan açıklamaya göre deprem saat 11.04'te meydana geldi ve merkez üssü Sameba köyü yakınlarındaydı. Yerin 10 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğündeki depremde Ahalkalak'taki bazı sakinler endişe içerisinde. Zaten bu 14 Temmuz itibariyle
10. deprem. Son zamanlarda Cavak'ta çok sık depremler meydana geliyor. Ulusal Sismik İzleme Merkezi bu durumu Cavak'ın sismik olarak en aktif bölge olmasıyla açıklıyor. Nora Mardirosyan'ın yönettiği ve Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi'nin mali desteğiyle çekilen Fransa-Ermenistan Cumhuriyeti-Belçika ortak yapımı Rüzgar Sakinleşince adlı filmi 14 Temmuz'da 74. Cannes Uluslararası Film Festivali'nin Olympia 3 sinemasında gösterilecek. Armen Press'in haberine göre Ulusal Film Merkezi filmin 2020 yılındaki 73. Cannes Uluslararası Film Festivali'nin bir filmi olarak resmi programında gösterileceğini bildirdi. Film festivalde Ermeni filmi olarak yer alacak. Filmin gösterimi yönetmen ve yapımcının huzurunda halka ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Rüzgar Sakinleştiğinde filmi Arsak Cumhuriyeti'nin yeni inşa edilen havaalanına gelen Fransız havaalanları denetçisi Ale'nin hikayesini anlatıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Bitlisi Başarım adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.